Emekli askerlerin bildirisi darbe tartışmasına dönüştü, soruşturma başlatıldı. 104 emekli amiral, Montreux Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili bir bildiri yayımladı. Montreux'un tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması ifadeleri kullanıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montreux Anlaşması'nın fesedebileceği yönündeki sözleriyle Deniz İkmal Komutanı Tu Amiral Mehmet Sarı'nın Sarık ve cübbeli halde bir tarikat evine gitmesi üzerine 104 Emekli Amiral bir bildiri yayınladı. AKP iktidarı ve küçük ortağı MHP'den bildiriye gelen tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 104 Emekli Amiral, Montre tartışmaları ve Deniz İkmal Komutanı Tuğ Amiral Mehmet Sarı ile ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiride, Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylenme eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse uluslararası anlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montreux Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır. Türk Boğazları, dünyanın en önemli su yollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu anlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonucu, sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montreux, sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran Lozan Barış Antlaşması'nı